Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Evet arkadaşlar. Bu soruyu sorarak arkadaşlar bugünkü dersimize başlayalım. Hadi bakalım birlikte. Sen gelecekte ne olacaksın? Sen gelecekte ne olacaksın? Örnek: ben gelecekte öğretmen olacağım. Ben gelecekte öğretmen olacağım. Ne olacağım arkadaşlar? Öğretmen. Ama ne zaman? Gelecekte. Bu iş olmuş mu? Olmamış. Ne zaman olacak bu iş? Gelecekte. Yani gelecek zamanda. Evet arkadaşlar. Bugünkü konumuz gelecek zaman. Yani gelecekte olan olayları anlatmak için hangi zamanı kullanıyoruz arkadaşlar? Gelecek zamanı kullanıyoruz. Demek ki gelecekte yapılacak işleri anlatmak için gelecek zamanı kullanıyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, gelecek zaman. Gelecek zaman. Bu zaman gelecekte yapılacak işleri anlatmak için kullanılır. Bu zaman gelecekte yapılacak işleri anlatmak için kullanılır. Evet arkadaşlar. Az önce anlattığım gibi gelecekte olacak işler. Tabi önce eklere bakalım. Gelecek zaman eki yağacak, acak, olacak ya da ecek. Tabi her zamanki gibi 4 tane durum var. Olumlu, olumsuz, olumlu soru, olumsuz soru. Hadi bakalım arkadaşlar. Ben zamir arkadaşlar. Ben geleceğim. Gelmek fiili nasıl oldu? Geleceğim. Gel fiil kökü. Ecey bu ne? Gelecek zaman eki. İm kişiye ait ek. Gördüğünüz gibi burada ne oldu? K yumuşa G oldu. Ketçap kuralı biliyorsunuz. Ne için tabi? Hatırlatayım. İki sesli harf arasında geldiği için K yumuşa G oldu. Evet. O yüzden ben geleceğim. Sen geleceksin. Sen geleceksin. Sen zamir, gel fiil kökü, ecek gelecek zaman eki, sin kime ait arkadaşlar? Sen sin. Kişi zamirine ait. Sen sin. Evet. O gelecek. O gelecek. Burada bir şey yok. O gelecek fiil kökü, ecek gelecek zaman eki. Biz geleceğiz. Burada da K yumuşak oldu arkadaşlar. Çünkü ondan sonra sesli harf geldi. O yüzden. Geleceğiz. Gel fiil kökü, ecek, ecek burada gelecek zaman eki, is kişiye ait bir ek. Biz is. Siz geleceksiniz. Siz geleceksiniz. Gel fiil kökü ecek gelecek zaman eki, siniz size ait kişiye ait zamiri. Onlar gelecekler. Onlar gelecekler. Yine aynı iş. Evet arkadaşlar, devam edelim. Şimdi olumsuz. Olumsuz eki gelecek zamanda. Olumsuz eki arkadaşlar ma me. Ma me. Burada me gelmiş. Niye? İnce. Evet. Ben gelmeyeceğim. Ben gelmeyeceğim.
normal konuşmada arkadaşlar ben gelmeyeceğim. Böyle söylüyorlar. Ben gelmeyeceğim. Ben gelmeyeceğim. Gel fiil kökü arkadaşlar. Me olumsuz iki tabi y nedir arkadaşlar? Bunu hatırlıyor musunuz? Y kaynaştırma harfi. Ecek burada ecey. Bu gelecek zaman eki im kişiye ait ek. Ben gelmeyeceğim. Ben gelmeyeceğim. Sen gelmeyeceksin. Yine aynı şekil arkadaşlar. Fiil kökü ma olumsuz eki y kaynaştırma harfi. Ecek gelecek zaman eki sin kime ait? Sen sin. Evet. Sen gelmeyeceksin. O gelmeyecek. Biz gelmeyeceğiz. Biz gelmeyeceğiz. Siz gelmeyeceksiniz. Siz gelmeyeceksiniz. Onlar gelmeyecekler. Onlar gelmeyecekler. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi olumlu soru. Olumlu soru. Ben gelecek miyim? Ben gelecek miyim? Gel fiil kökü ecek. Gelecek zaman iki mi soru. Soru iki. Y burada yine kaynaştırma harfi. İm kime ait arkadaşlar? Ben. Ben gelecek miyim? Kişiye ait ek. Sen gelecek misin? Sen gelecek misin? Aynı şekilde arkadaşlar. Gel fiil kökü ecek. Gelecek zaman iki mi soru iki. Sen kime ait? Sen sin. Evet. O gelecek mi? O gelecek mi? Biz gelecek miyiz? Biz gelecek miyiz? Siz gelecek misiniz? Siz gelecek misiniz? Onlar gelecekler mi? Onlar gelecekler mi? Tabii soru işareti de olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bu olumlu soru. Yani soru. Gelecek misin mesela? Evet. Şimdi olumsuz soru. Olumsuz soru. Ben gelmeyecek miyim? Gel fiil kökü arkadaşlar. Me soru eki. Y kaynaştırma harfi. Ecek gelecek zaman eki. Mi soru iki. Y kaynaştırma harfi iki. İm kişiye ait ek. Ben im. Evet. Ben gelmeyecek miyim? Sen gelmeyecek misin? Sen gelmeyecek misin? Aynı şekilde arkadaşlar. Gel fiil kökü me. Olumsuz eki y kaynaştırma harfi ecek gelecek zaman eki mi soru eki sin kişiye ait ek sen sin. Sen gelmeyecek misin? O gelmeyecek mi? O gelmeyecek mi? Biz gelmeyecek miyiz? Biz gelmeyecek miyiz? Siz gelmeyecek misiniz? Siz gelmeyecek misiniz? Tabi normal konuşmada böyle diyorlar arkadaşlar. Siz gelmeyecek misiniz? Yani sanki bu iyi olur. Sen gelmeyecek. Evet, sen gelmeyecek misiniz? Onlar gelmeyecekler mi? Onlar gelmeyecekler mi? Evet arkadaşlar, bu şekilde devam edelim. Örnekler söyleyelim. Örnek. Gelecek yıl
Yıl yani sene demektir arkadaşlar. Gelecek yıl ev alacağım. Ev alacağım. Bu şekilde normal konuşmada biraz hızlı söylüyorlar. Mesela alacağım. Alacağım. Evet. Ne zaman ama? Gelecek yılda. Şimdi değil. Ali gelecek hafta İzmir'e gidecek. Ali geçen hafta, gelecek hafta pardon, İzmir'e gidecek. Bu yüzden okula gelmeyecek. Bu yüzden okula gelmeyecek. Sen yarın okuldan sonra bizimle sinemaya gelecek misin? Siz bu kitabı okumayacak mısınız? Bakın, bu hangi durum arkadaşlar? Olumsuz soru. Okumayacak mısınız? Evet arkadaşlar, biraz alıştırmalar yapalım. Hadi. Aşağıdaki cümleleri gelecek zaman ile tamamlayalım. Ne olacak burada arkadaşlar? Gelecek zamanı, zaman eki kullanacağız. Bakalım arkadaşlar. Birinci, gelecek yaz tatilinde ailemle beraber Karadeniz turu yap. Yap. Ne olacak burada? Evet arkadaşlar. Şimdi bu cümlede önce zamiri düşünelim. Zamir nedir? Ailemle beraber. Yani biz. Biz yapacağız. Karadeniz turu yapacağız. Yapacağız yazacağız arkadaşlar. Yapacağız. Bu şekilde arkadaşlar yapacağız. İkincisi, Ayşe ve Mehmet 2 ay sonra, bakın 2 ay sonra, şimdi değil, 2 ay sonra evlenecekler. Ne zaman arkadaşlar? 2 ay sonra evlenecekler. Yazınız siz de lütfen. Evet arkadaşlar, evlenecekler. Tabi zamir nedir arkadaşlar? Kim? Ayşe ve Mehmet. Zamir onlar. Onlar evlenecekler. Üçüncüsü arkadaşlar, çok hastayım. Çok hastayım. Yarın okula git. Önce zamir nedir arkadaşlar? Kim hasta? Ben. Çok hastayım. Yarın okula. Demek ki olumsuz olacak burada. Çünkü niye hasta? Bir hastalık var. O yüzden yarın okula gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Evet arkadaşlar. Mesela gitmeyeceğim. Normal konuşmada gitmeyeceğim. Bu şekilde söylüyorlar. Tabii me git fiil kökü me olumsuz eki ye bakın yeşil harfle yeşil renkle yapmışım kaynaştırma harfi farklı olsun diye eceğim bu ne ecek gelecek zaman eki im kim kişiye ait bir ek ben gitmeyeceğim evet devam edelim arkadaşlar. Çok sıkıcı bir roman. Çok sıkıcı bir roman. Onu oku. Önce zamir nedir arkadaşlar? Her zaman zamiri düşünelim. Çok sıkıcı bir roman. Roman demek roman kitaptan. Neyi bahsediyor? Onu. O. O çok sıkıcı bir roman. Onu demek ki okumayacağım.
onu okumayacağım. Okumayacağım. Yazınız arkadaşlar. En son hepsini göstereceğim size. Onu okumayacağım. Devam edelim arkadaşlar. Gelecek hafta sonu sizde, bakın, sizde bizimle sinemaya gel. Bakın, soru işareti de var. Bakın arkadaşlar, zamir siz. Siz, gel fiil gel. Soru 2 var. Bu durum ne olacak arkadaşlar? Olumlu soru mesela. Siz de bizimle sinemaya gelecek misiniz? Gelecek misiniz? Ya da gelmeyecek misiniz? O da olur. Yazınız arkadaşlar. Gelecek misiniz? Yazınız. Gelecek misiniz? Siz gelecek misiniz? Devam edelim. Ne oldu? Hasta mısın? Ne oldu? Hasta mısın? Bakın, hasta mısın bir sebep oldu. Toplantıya katıl. Katıl, bakın, yine soru işareti var. Arkadaşlar, soru işareti varsa kesinlikle durum ya soru olumlu soru olacak ya da olumsuz soru olacak. Tabii olumsuz bir sebep varsa olumsuz olabilir. Burada bir sebep var arkadaşlar. Şimdi zamir nedir arkadaşlar? Ne oldu? Hasta mısın? Kim? Zamir nedir arkadaşlar? Sen. Sen. Hasta mısın? Sen. Sen toplantıya katılmayacak mısın? Katılmayacak misin? Yazınız arkadaşlar. Katılmayacak misiniz? Devam edelim. Üniversiteden mezun olduktan sonra babam bana araba al. Tabii üniversiteden mezun olduktan sonra, yani üniversiteyi bitirdikten sonra. Babam bana kim alacak arkadaşlar? Zamir nedir? Babam o araba alacak. Araba alacak. Yazınız arkadaşlar. Alacak. Sekiz arkadaşlar. Üç gün sonra Eda'nın doğum gününü, bakın, kutla diyor. Eda'nın doğum gününü orada dans et ve pasta ye. Üç gün sonra Eda'nın doğum gününü kutlayacağız arkadaşlar. Kutlayacağız. Orada dans edeceğiz ve pasta yiyeceğiz. Yazalım arkadaşlar. Kutlayacağız. Dans edeceğiz ve pasta yiyeceğiz. Devam edelim. Ben sizinle gel. Bakın, zamir ben. Çünkü çok işim var. Çünkü çok işim var. Bakın. Çok işim var. O yüzden sizinle gelmeyeceğim. Sizinle gelmeyeceğim. Yazınız arkadaşlar. Gelmeyeceğim. Tabii normal konuşmada gelmeyeceğim. Bu şekilde, hemen hızlı bir şekilde gelmeyeceğim.
Ama gelmeyeceğim. 10. Arkadaşınla Süleymaniye'de kuru fasulye, bakın ye soru işareti var. Zamir nedir arkadaşlar? Sen arkadaşınla, sen arkadaşınla kuru fasulye yiyecek misin? Yiyecek, yiyecek, yiyecek misin? Yiyecek misiniz? Ya da yiyecek misin? Yazınız arkadaşlar. Yiyecek misin? Evet arkadaşlar. Şimdi size yapacağım. Ama istediğim şey sizin yapmanız gerekiyor. Tamam mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Bu şekilde siz de kitabınıza yazınız lütfen. Burada iki tane istisna fiil var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ye, yiyeceğiz. Fiil demek fiili demek yani söylemek. De diyecek. De diyecek. İstisna. İkinci fiil ye, yemek yani ye. Ye yiyecek. Ye yiyecek. Bu iki fiil istisna. İstisna olarak böyle oluyorlar arkadaşlar. De ye. Ondan sonra etmek var. Etmek edecek. Tatmak tadacak. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Tamam, devam edelim. Aşağıdakileri işleştirelim. Birinci Ayşe yarın arkadaşıyla bir tane seçeceğiz burada. Yardım edeceğim, bulaşacak, yapacağız, gideceksiniz, gelecek. Hangisi arkadaşlar? Ayşe yarın arkadaşıyla bulaşacak. Evet. Ben akşam anneme hangisi arkadaşlar? Yardım edeceğim. Bulaşacak gitti zaten. Yapacağız. Gideceksiniz. Gelecek. Ben akşam anneme yardım edeceğim. Yardım edeceğim. Serkan 2 hafta sonra İstanbul'a arkadaşlar hangisi kaldı? Gelecek. Gideceksiniz. Yapacağız. Hangisi arkadaşlar? İstanbul'a gelecek. Evet, İstanbul'a gelecek. Gelecek yıl tatilde Karadeniz turu yapacağız. En son siz bir yıl sonra İspanya'ya gideceksiniz. İspanya'ya gideceksiniz. Tabii siz gideceksiniz. Bu şekilde yapınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, devam edelim. Şimdi gelecek zaman isim cümlelerinde. İsim cümlelerinde gelecek zaman. Şimdi bakalım arkadaşlar. Yine aynı şekil arkadaşlar. 4 durum. Ama bu sefer isim olacak. Bakın. Ben mutlu olacağım. Ben mutlu olacağım. Tabi olmak fiili yardımcı fiil. Bu da isim. Mutlu olacağım. Sen mutlu olacaksın. O mutlu olacak. Biz mutlu olacağız. Siz mutlu olacaksınız. Onlar
mutlu olacaklar. Şimdi olumsuz arkadaşlar. Ben mutlu olmayacağım. Tabi hızlı bir şekilde normal konuşmada mesela mutlu olmayacağım. Bu şekilde konuşuyorlar. Mutlu olmayacağım. Siz mutlu olmayacaksın. Pardon, sen mutlu olmayacaksın. O mutlu olmayacak. Biz mutlu olmayacağız. Siz mutlu olmayacaksınız. Onlar mutlu olmayacaklar. Gördüğünüz gibi ma olumsuz iki. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi olumlu soru. Olumlu soru. Ben mutlu olacak mıyım? Sen mutlu olacak mısın? O mutlu olacak mı? Biz mutlu olacak mıyız? Siz mutlu olacak mısınız? Onlar mutlu olacaklar mı? Tabi burada da soru işareti olacak. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi olumsuz soru. Olumsuz soru. Ben mutlu olmayacak mıyım? Bakın arkadaşlar, isim ma olumsuz eki acak, gelecek zaman eki y kaynaştırma harfi mı, soru edatı y kaynaştırma harfi ım kişiye ait eki, kişi eki yani. Sen mutlu olmayacak mısın? O mutlu olmayacak mı? Biz mutlu olmayacak mıyız? Siz mutlu olmayacak mısınız? Onlar mutlu olmayacaklar mı? Evet arkadaşlar, örneklere bakalım. 2 ay sonra anne olacağım, pardon. 2 ay sonra, şimdi değil, anne olacağım. Yani çocuğu olacak. Bu proje yarına kadar hazır olmayacak. Yarın evde olacak mısınız? İşten sonra yorgun olmayacak mısınız? Evet arkadaşlar, birkaç tane alıştırma yapalım. Evet arkadaşlar, yine dolduracağız buraları. Bakalım. Bu soğukta dışarı çıkmayın. Hasta ol. Ne olacak arkadaşlar burada? Biraz düşünün. Önce kişi zamiri nedir arkadaşlar? Çıkmayın. Yani siz. Siz hasta olacaksınız. Olacaksınız. Devam edelim. Babam seneye emekli ol. Kim? Babam. Zamir hangisi arkadaşlar? O. Emekli olacak. Olacak. Yazınız arkadaşlar. Olacak. Lütfen şunlar hediye paketi ol. Ne olacak arkadaşlar? Şunlar hediye paketi olacak. Olacak. Saat 3'te evde ol, beni ara. Kim evde olacak?
Ben evde olacağım. Olacağım. Evet, normal konuşmada hızlı bir şekilde söylüyorlar. Olacağım. Olacağım. Evet. Ali haftaya Ankara'da, bakın ol. Ali zamiri nedir arkadaşlar? Ali o. Ali olacak yani. Ali haftaya Ankara'da olacak. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki cümleleri eşleştirelim. Melahattin oğlu bir ay sonra çok çalış, tıraş olacağım, asker olacak, şemsiyeni unutma, doktor olacak. Hangisi doğru arkadaşlar? Bir ay sonra asker olacak. Asker olacak. Evet. Bugün hava yağmurlu olacak. Hava yağmurlu olacak. O yüzden ne yapmak gerekir? Çok çalış, tıraş olacağım, şemsiyeni unutma, doktor olacağım, olacak. Şemsiyeni unutma. Şemsiyeni unutma. Yarın sınav olacak. Yarın sınav olacak. Yarın sınav olacak. Çok çalış, tıraş olacağım, doktor olacak. Hangisi arkadaşlar? Kesinlikle çok çalış. Banyodan çık, tıraş olacağım, doktor olacak. Tabii tıraş olacağım. Cümle şöyle olur arkadaşlar. Burada eksik var. Banyodan çıktıktan sonra tıraş olacağım. Evet. Ali'nin kardeşi kesinlikle doktor olacak. Evet. Ali'nin kardeşi doktor olacak. Evet arkadaşlar. Bu şekilde bitti. Tabii ödevleri söyleyeceğim şimdi. Evet arkadaşlar. Dersi güzelce yazınız arkadaşlar. Burayı hepsini yazınız. Bu örneklerde. Ondan sonra bu alıştırmaları da hepsini yazınız defterinize. Ders çok önemli arkadaşlar. Bu diğer kısmı da yazınız arkadaşlar lütfen. Burayı ve örnekleri hepsi yazınız. En son bu alıştırmayı da defterinize yazınız arkadaşlar. İyi bir şekilde. Bugün bu kadar arkadaşlar. İnşallah en yakın zamanda okulda olacağız. Okulda olacağız. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakınız. Allah'a emanet olunuz ve görüşmek üzere.